Zengin Altay'la başlayalım. Programımıza giren Sayın Altay, sizden aldığımız bir bilgi var. AFAD'dan evet. Kayıp sayısının 329 olduğunu siz öğrendiniz. Evet. Bu konuda yapılmış evet. Resmi bir açıklama yok. Biz bugün gün boyu ana haber bültenimizde de sizden aldığımız bilgiyi verdik. Bu ara arkadaşlar program editörümüz Hazal Hanım'a attım ben, Hazal Güven'e. Milli Gazete'de Bozkurt İlçe Başkanı, Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı'ndan aldığı bilgiyi bugün paylaştı. Kayıp sayısının, ki o ölüm diyor, 250-300 civarında olduğunu söylüyor. Onu da arkadaşlar ekrana verebilirler. Nedir bölgeden aldığınız tablo? Sizdeki bilgiler nedir? AFAD size doğrudan bilgi veriyor mu? Çünkü bölge milletvekiliniz Hasan Baltacı, Kastamonu milletvekili, şeffaf olmadığını, sürecin şeffaf yönetilmediğini, topluma ve kamuoyuna ve siyasi parti temsilcilerine doğru bilgi verilmediğini, açık bilgi verilmediğini söylüyor. Ne diyorsunuz? Şimdi Fikret abiye, Haldun Bey'e, Pınar Hanım'a saygılar. İyi akşamlar. Biz izleyenlere de selamlar, sevgiler. Ben buradan kendi görüntümü çok buğulu görüyorum. Sizdeki de böyleyse bir sorun var. Yok, şu ama... anda şu anda iyi. Kadrajda da çok oynamayın. Bir baş boşluğu bırakırsanız iyi olur kendinize. Dur, ben teknoloji özürlüyüm. İyi mi şimdi? Evet, şimdi iyi. Buyurun, buyurun. Peki. Önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar çoklu kelebeği alalım. Büyük geçmiş olsun. Yakın tarihin, belki orta vadeli tarihin en büyük doğal felaketiyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Ben dün Ayancık ilçemizdeydim. Orayı bütün gün gezdikten sonra eyvah ki eyvah, vah vah, tüh tüh derken, böyle kendimi perişan ederken ki Ayancık'ta yaklaşık 20'ye yakın kayıp, yani bulunamayan insan vardı. Bunlar illa öldü demiyoruz biz. İnşallah hepsi ayakta olur. Saatli bir şekilde onlara ulaşırız. Bugün Genel Başkanımız Ali Öztunç'la birlikte sabahtan Bozkurt'a gittik. Bozkurt'ta bir curcuna var, bir keşmekeş var. Onlar bir yana, öncesinde açtığınız konuya girelim. Kayıp meselesi. Şöyle, çok farklı insanlardan, orada yaşayan, aklı başında insanlardan şey aldık. AFAD'da çalışan bir, Bozkurt'taki AFAD'da çalışan bir yetkilinin, çok bir yakın belki akrabası ya da arkadaşına bu rakamı telaffuz ettiğini, çok güvendiğim bir insandan öğrendim. Ve ben böyle rakamları hemen telaffuz etmem ve herkese de geçmiş olsun gezisi yaparken şunu söyledim. Yani bu betonlar, bu yollar, bu bordürler, bu pencereler, bu camlar, bu mallar, bu kayıplar yerine gelir. Allah'ımdan biliyorum ki ulaşamadığımız vatandaşlarımızı sağ salim onlara kavuşuruz. Ama ben bugün Bozkurt'ta 8-10 tane sade ben o gezi esnasında işte kaybımı, oğluma ulaşamıyorum, babama ulaşamıyorum feryatlarıyla karşı karşıya kaldım. Sonra bir basın açıklaması yaparken de bu 329 rakamını verdim. Ve oradaki ahaliye kalırsa, ki işte Milli Gazete'de de neşredilmiş, kayıp sayısı, ölü sayısı, ölü tabi cesetlere ulaşılmadan ölü denmiyor biliyorsunuz ama 500 diyen var, 2000 diyen var, 1000 diyen var. Tabi bizim bunlara itibar etmemiz mümkün değil. Ama AFAD'dan bir yetkilinin, AFAD çalışanının verdiği bu rakamı şunun için de telaffuz ettim aslında. Benim derdim, bizim derdimiz bir panik havası yaratmak değil ama devlet, Hasan Bey'in de söylediği gibi, şeffaf olmalı. Kayıp şudur, ulaşılamayandır. Mesela Bozkurt'un ortasından, hatta kenarından bir dere geçiyor. Yani Edine çayı geçiyor. Karşıda bir sürü evler var. Oraya daha hiç kimse ulaşamadı. Baba evde, oğlu karşıda. Anne evde, eşi karşıda. Ve bazı evlerde çocukları bırakmış, aile karşıya geçmiş. Çocuklardan haberleşemiyorlar bile. Dolayısıyla böyle bir tablo var. İzlerini kaybeden bir aile var. Yakınına ulaşamayan yüzlerce insan var. Bugün İçişleri Bakanı beni aradı. Dedi ki, Engin Bey, 300 tane kayıp yok. Kardeşim dedim, çatılardan insan toplanıyor. İşte şu kadar insan kurtardık, bulduk diyorlar. Bunlar kayıp değil miydi diyordum siz bulana kadar. O işin başka bir mecrandı ama onun resmi olarak, peki dedim, bunu niye söylemezsiniz? Yani şu kadar insan kayıp diye. Efendim, söyleyemiyoruz. Mükerrer aram şeyler var, bildirimler var diyor. Yani şimdi önümde Fikret abi var. Fikret Bilal kayıp diye birisi arıyor. Sonra başka biri arıyor Fikret Bilal kayıp diye. Bunlar toplandığında bu sayı oluşuyor diyor İçişleri Bakanı.
Ama ben bugün Bozkurt'ta hiç hayatımda görmediğim bir faciayı gördüm. Sayının bir önemi yok. Bizim derdimiz devletin ulaşılamayan insan bırakmamasıdır. Şimdi kayıp sadece Bozkurt merkezde değil ki. Mesela Sinop, Ayancık, Babaçay köyünde, İnebolu'nun Çaydüzü köyünde, Özlüce köyünde kayıp haberleri bize de geliyor. Vatandaş belki direkt AFAD'a gitmiyor. AFAD'a başvurmayı bilmiyor, beceremiyor. Ama Bozkurt gerçekten bir felaket. Ayancık felaket diyordum ben. Benim kendi memleketimdir aynı zamanda. Ama Bozkurt felaket üstü bir şey. Felaket üstü bir şey. Hem maddi kayıp çok, hem can kaybının çok olduğu görülüyor. Zaten bugün de işte en son sayı böyle açıklanıyor. 38'e geldi. Gelen haberler var. Sahile vuran cesetler noktasında çok acı, üzücü haberler geliyor. Tomrukların arasında Sinop, Ayancık selinden kaynaklı denizin ortasında, tomrukların üstünde arasında cesetler görüldü. Helikopter yönlendirildi. Bunları biz biliyoruz. Ama devletin şunu diyebilmesi lazım ya. Sayın Altay, çok vahim bir şey söylüyor. 250-300 kayıptan söz etmiyor. 250-300 ceset topladık diyor. Şimdi bu konuda bana çok gelen vahim bir tablo. Şimdi bu bakın. Milli Gazete'de bunu paylaşmış. Yani aleni hale gelmiş bir haberden söz ediyorum. Yani toplumu bir paniğe sevk etmemek gerekiyor. Bu çok doğru ama tablo bu kadar vahim olabilir mi gerçekten sadece bir ülkede? Daha var. Bakın Merdan Bey, İnebolu'da Özlüce soğuk hava deposu var. Balıkçıların kullandığı balıkları hani muhafaza etmek için. Bu deponun cesetlerin denizden çıkarılan, karada bulunan cesetlerin teşhisinin yapılıncaya kadar orada muhafazası ile ilgili burada bir mekanizma kuruldu, bir düzen kuruldu. Bak adres veriyorum. Özlüce soğuk hava deposu. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yarın bu devleti biz yöneteceğiz. Vallahi biz deriz ki arkadaş şu kadar insana henüz ulaşamadık deriz yani. Bunda ne mahsur var? Bunu gizlemekte ne mahsur var? Aklıma şu geldi. Soma katliamı diyelim ya da kaza katliamı diyelim. Orada hatırlarsanız o Soma katliamında, kazasında ne derseniz deyin, ihmalinde. İlk gece ölü sayısı çok minimize edildi, öyle tutuldu. Ama ilerleyen saatlerde ve sonuçta 301 kayıp olduğu ortaya çıktı. Devletin bunu saklaması, bir de bu şey değil, bir terör olayı olur, saldırı olur da panik olmasın dersiniz. Ya bir Allah afet vermiş, bir sel olmuş. Büyük bir sel, kabul ediyorum. Çok büyük bir sel. Ama bugün siz de belki göstermişsinizdir o binayı. Ya dere kenarının, çay yatağının kenarına değil, Merdan Bey, kenarına değil, ortasına 8 katlı bina yapılmış kardeşim. Ortasına. Yani 400 metre genişliğinde olan dere yatağı 15 metreye inmiş. İner. Doldu. Bizim Ayancık'ta da, bizim derken Bozkurt da bizim tabii. Hani Sinoplu olduğum için bunu söylüyorum. Ayancık yatağı, çay yatağı mesela çok geniştir. Geniştir, bayağı geniştir. Ama o bile daraltıldı. O bile daraltıldı. Yıllara sarı. Ben bundan alayını AK Parti yaptı demiyorum. Ama 8 kat apartmanı Bozkurt'a 4 sene önce yapmışlar kardeş. Evet. 3 ve 4 senelik bütün binalar çökmüş. Bütün binalar. Tabii. Son 20 yıl AKP yönetti Türkiye'yi. Bu çok Merdan açık. Bey, gene sorumluluğun büyüğü AKP'nin. Kısmen dere yatağının biraz meyilli arazisinde, biraz kenarında. Ama bunlar gördükleri boş yere biraz manzarası varsa beton dikmekle mahir bir parti. Ha burada tabii siyaset yapmayı çok doğru hakikaten bulmuyoruz. Bakın bir perspektif daha açayım. Benden sonra siz gene bu kayıp meselesini konuşursunuz belki. Ama ben önce şunu söyleyeyim. Devletin İçişleri Bakanı diyor ki bu kadar kayıp yok. Dedim 3 gündür helikopterler çatılardan oradan buradan Bozkurt'un karşısında, şimdi kimse oraya karayoluyla gidemiyor. Bak abartmıyorum. Ortadan bir çay geçiyor. Çayın bu tarafında, bizim olduğumuz tarafında baba var. Çayın karşısındaki apartmanda anne var. Görüşemiyorlar. Elektrik yok. Şarj yok. Görüşemiyorlar. Şimdi böyle vahim bir manzara var. Kimin kim nerede olduğu çok belli değil. 300 kayıp var dedim ben. Ceset var demedim.
Devlet bundan alınmış. Ya arkadaş, ben size bundan dolayı bir nakise bir şey getirmiyorum. Yani diyorum ki 300 kayıp olduğu bana bildirildi. Ben de bunu orada bu kadar kayıp olmasının mümkün olduğunu sahayı gezerken Bozkurt'ta karış karış o ana cadde, şimdi biraz önce orayı gösterdiniz sanıyorum. Evet. O cadde bildiğiniz bir şehrin ana arteli, ana caddesi. Ve o caddede birinci katların tamamında su değil, dükkanların içinde 2 metre kum var. Bugün girdiğim bir fırının soğutma pervanı olur ya, böyle hani havada döner vantilatör odada. Pervanede ağaç saçakları var. Yani pervaneyle benim bulunduğum yer 3 metre. Bu Bozkurt ana caddede, her ilçenin bir ana caddesi vardır. Bu caddede bildiğiniz dükkanlar. Bir kuyumcu kardeşimiz altınları toparlayayım derken kendi de mesela dükkanı öylece kum ve sel basmış. Önce su basıyor, sonra su çekiliyor, kum kalıyor. Tablo çok vahim. Bence burada... Peki bölgedeki hidroelektrik santralinin kapaklarının açıldığı veyahut bir barajın kapaklarının açıldığına dair bir iddia var. Siz bölgeden yeni geldiniz. Bu doğru mu Sayın Altay? Biz tabii o santralin olduğu bölgeye gidemedik. Ama ben dünden beri iki şey söylüyorum. Bu selden sadece Ayancık ve şey değil, Bozkurt değil, Abana, Çatalzeytin, Türkeli, İnebolu, Cide, Erfelek de kısmen etkilendi. Ama Bozkurt'ta ve Ayancık'ta hasar çok çok büyük. Dere yatağına Orman Genel Müdürlüğü'nün kurduğu tomruk deposu vurdu, yıktı geçti. Evet, çünkü o tomrukların her biri bir füze gibi, bir koçbaşı etkisi, bir yıkıcı bir şey, bir kütle etkisi yarattı. Yaratmış. Hasarın ana faktörü. Yani Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Sel olur, olabilir. Ya tarih boyunca da periyodik aralıklarla sel, deprem olur. Ama Ayancığımızın hasarının sebebi, küçük sanayi sitesinin tümüyle yok olmasının sebebi, orman işletmesinin Babaçay dediğimiz, bizim siz bilmezsiniz, ben onları karış karış bilirim. Babaçay yeni konak. Evet, memleketiniz sizin ve bölgeden daha yeni geldiniz. Hayır, ben buralıyım canım, 20 yıldır bilirim. tomruk deposudur. Orman işletmesini satmak üzere depoladığı tomruklardır. Ayancı'ya tomruklar vurdu. Arkadaşlarımdan, itimat ettiğim arkadaşlarımdan aldığım bilgide ben... Evet, şu anda tomruklar işte bilmiyorum. Derede akıyor. Şu anda görüntüleri veriyoruz. Bozkurt'ta da, Bozkurt'un üstünde 2 tane HES olduğunu, nehir tipi HES, mikro HES, ama neticede onların da bir su tutan hacimleri var. Bir baraj gibi değil şüphesiz. Bir o HES'lerin 2 zararı var. Bir o rezervleri boşaldı ilaveten selin dışında. Bir de HES'ler tabii dere yataklarını kuruttuğu için, yani HES'ler ekolojik dengeyi bozdu. Sorun burada. Yani ben şunu anlatamıyorum. Beyefendi bugün biz de şeydeydik Bozkurt'ta. Ne diyor biliyor musunuz ya? Çok güldüm. Yani gülecek günde değiliz de içimden böyle yani. Geçmiş olsun ziyaretine değil de adeta şeye gelmiş, propagandaya. Bugün diyor böyle zamanda bir olmayacağız da ne zaman olacağız? Bir olalım, bir olalım, olalım Erdoğan. CHP Grup Başkan Vekili olarak ben Bozkurt'tayım. CHP Genel Başkanımız Ali Öztunç Bozkurt'ta. Bizim orada olduğumuzu senin bilmemen mümkün değil. Ya kardeşim, böyle bir günde bir olmalıyız tabii. Hep şunu söylüyorum. Afetlerde, yani selde, yani yangında, yani depremde kan davalılar bile sırt sırta verir. Sırt sırta verir. Ama gördüğüm şu, biz orada devletin bütün yetkilileri, ilçe belediye başkanı dahil Erdoğan'a odaklanmışlar. Ben mesela Bozkurt'ta şunu yapar mı acaba dedim. Ya Engin Bey de burada, Ali Bey de burada, ana muhalefet partisinin yetkilileri burada. Bir toparlarsanız burada. Pınar Hanım'a geçeceğim. Evet. Engin Bey, size tekrar söz vereceğim. Bakalım, beraber geçmiş olsun diyelim, nezaket yok. Daha ileri gideyim, Pınar Hanım'dan 2 dakika çalalım. Kendisini biz sayarız, o da bizi sever. Ya şu yok, şu yok. Ayancık'ta belediye CHP'li. Bugün Erdoğan Ayancık'a inmedi. Ama Abana'ya indi. Abana'daki hasar Ayancık'ın %1'i bile değil. Abana'ya iniyor Erdoğan, belediye kendisinde. Bozkurt'a iniyor Erdoğan. Bozkurt tabii çok vahim tablo orada. Ayancık'ta da vahim tablo var. Ölülerimiz var. Ağır hasar var. Beyefendi, Ayancık'a ayağını basma.
Ayancı'ya ayağını basma lütfunda bulunmadı. Sonra da bize diyor ki bu zamanda birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bir şey söyleyeyim bitirelim. Şu anda afet bölgelerinde bizler buradayız. Kaymakamlar bizle konuşmaya korkuyor kardeşim. Valiler bizle bilgi vermekten çekiniyor. Ben soruyorum, kayıp ne kadar, ölü ne kadar, bilgi vermeye korkuyorlar. Bu süreç böyle yönetilemez. Bu süreç böyle yönetilirse kimisi 1000 tane kayıp var der, kimisi 500 kayıp var der. Saadet Partisi yetkililerinin söylediği gibi 258 ceset var somut olarak derler. Devlet ihalelerde şeffaf değil ama afetlerde, afet yönetiminde bari samimi olmalı. Evet. İhalede şeffaf değiller ama afette şeffaf olsunlar diyorsunuz. Çok teşekkür ederim Engin Altay. Çok teşekkürler Engin Bey. Selamlar. Pınar Hanım tekrar.